Bacak ağrısı neden olur? Bacak ağrısına ne iyi gelir evde çözüm? Kasların, kemiklerin ve sinirlerin zarar görmesi, bir kişinin bacağının ağrımasına neden olabilir. Bacak ağrısı, travma veya altta yatan bir durum nedeniyle ortaya çıkabilir. Bacak ağrısının nedenine bağlı olarak tedavi yöntemleri değişiklik gösterebilir. Tedavi yöntemi, bacak ağrısının nedenine bağlı olarak belirlenir. İnsanlar genellikle bacak ağrısını evde tedavi edebilirler, ancak ağrı aniden ortaya çıkarsa, şiddetliyse veya sürekli bir hal alırsa veya diğer semptomlar varsa, tıbbi yardım gerekebilir. Bacak ağrısı nedir? Bacak ağrısı, bacaklarda hissedilen rahatsızlık ve sancıları ifade eder. Bacakta veya bacakların herhangi bir bölgesinde görülen ağrılar, bacak ağrısı olarak adlandırılır. Bacak ağrılarının pek çok farklı nedeni olabilir. Bacak ağrısının türleri. Doktorlar bacak ağrısını genellikle nörolojik, kastiskelet veya vasküler olarak sınıflandırır ki bu türler örtüşebilir. Nörolojik ağrı. Durumlar arasında bacakların kontrolsüz olarak seyirmesi olan huzursuz bacaklar sendromu, nöropati veya sinir hasarı ve siyatik sinir ağrısı yer alır. Nörolojik ağrı, dinlenirken bile var olabilir, örneğin kollar veya bacaklarda. Örneğin, düşme sırasında kas, tendon veya bağ dokusuna gelen yaralanmalar kastiskelet ağrısına neden olur. Kramplar, bölmeye bağlı sendromlar ve stres kırıkları da kastiskelet sorunlarıdır. Bacak ağrısı neden olur? Bacak ağrısı, birçok olası nedeni bulunan bir belirtidir. Çoğu bacak ağrısı yıpranma veya aşırı kullanım sonucunda ortaya çıkar. Ayrıca, eklemler, kemikler, kaslar, bağlar, tendonlar, sinirler. Bacak ağrısı ile ilgili risk faktörleri nelerdir? Bacak ağrısı, belirli bir grup insan için daha sık görülebilecek risk faktörleri taşır. Bu bireyler, günlük yaşamlarında çeşitli sağlık sorunlarıyla daha fazla karşılaşma olasılığına sahiptirler. Bacak ağrısının ortaya çıkmasına katkı sağlayan risk faktörleri şunlardır. Yaş faktörü, ilerleyen yaş, bacak ağrısının daha yaygın hale gelme riskini artırabilir. Vücuttaki dolaşım ve dokuların yaşla birlikte değişimi, bu duruma katkıda bulunabilir. Diyabet, bacak sağlığını etkileyebilir ve bacak ağrısının ortaya çıkma olasılığını artırabilir. Kan şekeri düzeylerinin kontrol altında tutulmaması uzun vadede bu riski artırabilir. Gebelik döneminde vücutta meydana gelen hormonal ve dolaşım değişiklikleri, bacak ağrısının görülme olasılığını artırabilir. Kan pıhtıları, damarlarda oluşan kan pıhtıları, bacak ağrısına yol açabilir. Bu durum özellikle uzun süre hareketsiz kalındığında risk oluşturabilir. Sürekli oturma, uzun süreli oturma pozisyonunda kalmak, bacakların dolaşımını olumsuz etkileyebilir ve ağrıya neden olabilir. Sigara kullanımı, sigara içmek, damar sağlığını olumsuz etkileyebilir ve bacaklarda ağrıya zemin hazırlayabilir. Yaralanma veya ameliyat, bacak bölgesindeki yaralanmalar veya ameliyatlar, sonrasında ağrıya neden olabilir. Aşırı alkol tüketimi, aşırı alkol kullanımı, dolaşım sistemini etkileyebilir ve buna bağlı olarak bacak ağrısının görülme olasılığını artırabilir. Belirtilen sağlık sorunları ve durumlarla karşılaşan bireyler, bacak ağrısı riski altında olabilirler. Bu nedenle sağlıklı yaşam tarzını benimsemek ve risk faktörlerini minimize etmek, bacak ağrısının önlenmesinde önemlidir. Evde bacak ağrısı için doğal tedavi yöntemleri. Alt bacak ağrısı genellikle basit tedavilerle evde yönetilebilen yaygın bir şikayettir. Ancak, ağrı aniden ortaya çıkarsa, şiddetliyse ve geçmiyorsa, tıbbi yardım aramanız en iyisi olacaktır. Doktorunuz ağrınızın ciddi olmadığından emin olduktan sonra, evde alt bacak ağrısı tedavisine başlayabilirsiniz. Dinlenme ve aktivitelerden uzak kalma. Alt bacak ağrısının yaygın nedenlerinden biri. Kas, bağ veya tendon yararlanmasına yol açan. Aşırı kullanımdır. Kastiskelet ağrısı. Kastiskelet ağrısı örnekleri arasında dizde çıtırdama, bir eklemdeki sesli çatırdama veya artrit, vücuttaki eklemleri etkileyen bir durum yer alır. Eğer durum bu ise, dinlenme önceliklerinizden biri olmalıdır. Yaralı bacağınızı çalıştıran aktivitelerden kaçının.
Kendinize iyileşme için bolca zaman tanıyın, bu aynı zamanda gelecekte tekrar yaralanmayı da önlemeye yardımcı olacaktır. Soğuk tedavisi. Bacak ağrınız olduğunda neden birçok insan buz torbasına uzanıyor gibi görünebilir? Çünkü işe yarıyor. Buz torbasını bacağınıza koyduğunuzda, soğuk etkilenen bölgeyi uyuşturur. Ayrıca kan damarlarını büzerek kan akışını azaltır. Buz torbasını gün boyunca birkaç kez 20 dakikalık aralıklarla kullanabilirsiniz. Cildinize zarar vermemek için uyurken alt bacağınızda buz torbası bulundurmaktan kaçının. Sıcak tedavisi. Eğer alt bacak krampları yaşıyorsanız, o zaman sıcak bir seçenektir. Isıtma pedinden veya başka bir kaynaktan gelen sıcaklık, kaslarınızı rahatlatmanıza izin vererek onları yatıştırır. Kramplar genellikle gece boyunca ortaya çıktığından, yatmadan önce geceleyin ısı terapisini kullanın. Soğuk ve sıcak arasında geçiş yapabilirsiniz, bu da kontrast terapisi olarak bilinir. Masaj ile rahatlama. Diz altı ağrısı yönetmesi zor olabilir ve genellikle birkaç tedavi yöntemi gerektirir. Kas krampları, çarlı atları veya bir yaralanmadan muzdarip iseniz, tedavi planınıza kendi kendinize masajı dahil edin. Sertliği ve kas ağrısını azaltabilir ve bölgeye daha iyi kan akışını teşvik edebilir. Baldır kaslarınızın üzerinde bir masaj rulo topu veya daha geniş bir alan için bir köpük rulo kullanabilirsiniz, ancak en az 72 saat beklemeyi unutmayın. Kompresyon. Alt bacağınızı desteklemek ve iyileşmeye yardımcı olmak için kullanılır. Shin splints, varisli damarlar veya kas ağrısı çekiyorsanız, kompresyon sizin için uygun olabilir. Bacak etrafında bir elastik sargı veya kompresyon bacak kılıfı kullanın. İkisi de size destek sağlayacak ve bacağınızın etrafında ısıyı hapsedecektir. Kompresyon cihazınızın bacağınıza kaymadığından emin olmak için yeterince sıkı ama kan akışını kısıtlamayacak kadar sıkı olduğundan emin olmalısınız. Kompresyon çorapları, huzursuz bacak sendromu, koşu, seyahat veya tüm gün ayakta durmaya bağlı diz altı ağrısı için popüler bir seçenektir. Bacak ağrısı nasıl geçer? Kas zedelenmelerine bağlı olarak ortaya çıkan bacak ağrılarıyla başa çıkmak için, ağrı hissettiğiniz bölgeye soğuk masaj uygulayabilirsiniz. Gün içinde bacağınıza günde 3-4 kez buzda masaj yaparak ağrıları hafifletebilirsiniz. Özellikle kantaron yağıyla yapılan bacak masajı, ağrıları azaltmada etkili bir destek sunar. Masaj işleminden sonra, bacaklarınızı havlu veya streç filmle sararak dinlenmelerine olanak tanıyın. Yağlı masaj da bacak ağrılarını gidermede kullanışlı bir yöntem arasındadır. Sağlıklı bacaklar için pratik öneriler arasında yer alan bu yöntemlerle, bacak ağrılarına etkili çözümler bulabilirsiniz. Hedeflenen sonuçları elde etmek için düzenli olarak uygulamalarınızı sürdürmeyi unutmayın. Bu makaleyi okumak için lütfen QR kodunu tarayın. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin. Doktorifi.com. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olup zili tüme ayarlamayı unutmayın.